Bugün cep telefonunuz Çin'den, kahveniz Kolombiya'dan, gömleğiniz Bangladeş'ten gelebilir ve fiyatlar erişilebilir kalabilir. Bu ağın görünmeyen omurgası standart bir metal kutuydu. 1950'li yıllarda bir gemiyi yüklemek haftalar alıyordu. İşçiler koliler, çuvallar ve sandıkları tek tek elle taşırdı. New York limanında bir tonun elleçleme maliyeti yaklaşık $6 düzeyindeydi. Gemiler limanda beklerken zaman ve para kaybediyordu. Malcolm McLean adlı bir kamyon işletmecisi bu verimsizliğe çözüm aradı. McLean'in fikri basitti. Kamyon kasasının yük bölümünü gemide taşımaktı. Böylece konteyner standardı doğdu. 20 ve 40 feet uzunlukta kapalı metal kutular şeklinde olacaktı. 26 Nisan 1956'da Ideal X adlı gemi Newark'tan Houston'a 58 konteyner taşıdı. Ton başına maliyet yaklaşık $6'dan yaklaşık 16 sente indi. Yaklaşık %97 tasarruf sağlandı. Konteyner yalnız nakliye yöntemini değil, liman tasarımını ve filo mimarisini de değiştirdi. İskeleler kıyı vinçleri ile donatıldı. Gemiler TEU standardına göre büyüdü. Emma Maersk gibi devlerle başlayan yeni nesil 20.000 TEU sınıfına ulaşan kapasitelere kadar ilerledi. Bir ekibin günler alan işi vinçlerle saatler içinde tamamlandı. Konteyner standardı üretimi kaydırmayı ve tedarik zincirlerini kıtalar arasında kurmayı mümkün kıldı. 1970'te dünya mal ticareti yaklaşık $300 milyar düzeyindeydi. Bugün yaklaşık $25 trilyon. Maliyetlerdeki düşüş, örneğin İskoç somonunun işlenmek üzere Asya'ya gidip geri dönmesini ekonomik hale getirdi. Bugün okyanuslarda yaklaşık 5000 konteyner gemisi seyrediyor. Limanlarda yılda yaklaşık 800 milyon TEU elleşleniyor. Küresel mal ticaretinin hacmen yaklaşık %90'ı deniz yoluyla taşınıyor. Bunun önemli bir bölümü konteyner hatları ve Ro-Ro ağları üzerinden geçiyor. 2021'de Ever Given, Süveyş kanalını 6 gün boyunca kapattı. Günlük yaklaşık $10 milyar tutarındaki akış etkilendi. Malcolm McLean'in basit standardı küresel ölçekte verimlilik yarattı. Ancak aynı ağ tedarik zinciri kırılganlıkları, liman tıkanıklıkları ve kapasite dalgalanmalarıyla sınandı. Bir sonraki verimlilik sıçraması otomasyon, insansız taşıma ya da alternatif koridorlar ile mi gelecek? Yanıt taşınan kutulardan çok kurulan standartlarda gizli. Daha fazla tarihi içerik için Son Mühür'ü takip edebilirsiniz.